Evet arkadaşlar şimdi moment örneklerimize bakalım. Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuğa etkiyen kuvvetlerin o noktasına göre bileşke torku ve dönme yönü nedir diye sorulmuş. Ve her bölme uzunluğu d kadardır diye de not düşünmüş. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar buradaki kuvvetlerin döndürme yönlerini bir bulalım. Ne demiştik biz? O noktasını yani dönme noktasını merkez kabul ediyorum. Ve buradaki kuvvetlerden bir çember çizdiğimi kabul ediyorum. E şimdi ne yaptık? F kuvvetini O'nun etrafında döndürürsem pozitif yönde döndüğünü söyleyebilirim. Peki buradaki F kuvvetini O'nun etrafında döndürürsek negatif yönde döndüğünü, 2F kuvvetini O'nun etrafında döndürürsem negatif yönde döndüğünü ve buradaki 2F kuvvetini de O'nun etrafında döndürürsem pozitif yönde döndüğünü söyleyebilirim. E buradaki pozitif çıkan değerleri pozitif, negatif çıkan değerleri de negatif almamız gerektiğini söylemiştik. Sonra şimdi toplam yani bileşke momentimizi yazıyoruz. Bileşke moment eşittir desem. F kuvvetimizin O'ya olan dik uzaklığı. Bir kuvvetin dönme noktasına olan dik uzaklığını bulabilmek için de kuvvete paralel atıyorum. Nereden? Dönme noktasından. Şuradan F kuvvetine bir paralel attığımı kabul edersem. Paralel ile kuvvet arasındaki uzaklık 1, 2, 3, 4 birimdir arkadaşlar. O zaman diyorum ki F çarpı 4 tane D'dir dedim. Sonra pozitif yönde döndüren 2F kuvvetimiz vardı. Paralel ile kuvvet arasındaki uzaklık ne kadar? 3 birim. O zaman da diyorum ki artı 2F çarpı 3D'dir dedik. Sonra eksi. Neden eksidir dedik? F kuvvetinin döndürme yönü negatif yönde olduğu için. F çarpı O'ya olan dik uzaklığı 1 bir birim. F çarpı D. Eksi diyorum. Sonra burada 2F kuvvetinin O'ya olan uzaklığı yine 1 bir birim kadardır diyebiliyorum. O zaman burası içinde 2F çarpı D'dir dedik. E peki ifademizi yazalım. 4 tane FD artı 6 tane FD eksi 3 tane FD'dir diyebiliyorum. E buradan da artık 7 tane FD gelmiştir diyebiliriz. Çıkan sonuç değerimizin pozitif olması bize sadece pozitif yönde döndüğümüzü gösteriyordur diyebiliriz. O noktası etrafında dönebilen çubuk dengede olduğuna göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç newtondur denilmiş. Şimdi arkadaşlar... Çubuğumuz da ağırlıksızmış. Bir cismin dengede kalabilmesi için toplam momentin sıfır olması lazım. Peki toplam momenti biz nasıl sıfırlarız? Zıt yönlerde döndürülen momentlerin birbirine eşit büyüklükte olması lazım. Peki ben buraya yön verdiğimi kabul etsem. Şu yön bizim için pozitif yön. Ve bu yöne de negatif yön dediğimizi kabul edelim. E 2 Newton'luk kuvvet pozitif yönde döndürüyor. 8 Newton'luk kuvvet pozitif yönde döndürürken F kuvvetinin negatif yönde döndürdüğünü söyleyebilirim. Yani pozitif yöndeki momentler ile negatif yöndeki momentlerin büyüklükleri birbirine eşit olacak. E peki o zaman yazalım. 8'in O'ya olan dik uzaklığı 2 birim kadar. 8 çarpı 2 artı 2 Newton'luk kuvvetin O'ya olan uzaklığı 4 birim kadar. 2 çarpı 4 eşittir diyorum. F kuvvetinin O'ya olan uzaklığı 6 birim kadar 6 tane F'tir diyebiliyoruz. Peki buradan ne geldi? 16 artı 8 eşittir 6 tane f ise 24 eşittir 6 tane f ve f değerinin artık 4 newton büyüklüğünde olduğunu söyleyebiliyor. Ağırlığı önemsiz çubuk şekildeki gibi o noktasından perçimlenmiş ve bu nokta etrafında serbestçe dönebilmektedir diyor. Buna göre her bir bölme d uzunluğunda ise bileşke moment kaç edir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar yine ben burada yön değerleri verdiğimi kabul edeyim. Ben buraya pozitif yön dersem buradaki yöne de negatiftir diyebilirim. Şimdi bunların döndürme etkilerini bulurken buradaki F kuvveti dönme noktasıyla aynı doğrultu üzerinde olduğu için bunun bir döndürme etkisi yok. Peki sonra şuradaki 2F kuvvetinin de bir döndürme etkisi yok. Yine ne oldu? Dönme noktasıyla aynı nokta üzerinde oldu hatta. E peki dönme yönümüzü hesaplarken 3F kuvveti hangi yönde döndürdü? O noktasını merkez kabul ettim ve bir çember çizmeye çalışıyorum kuvvetle. O zaman bu negatif yönde dönmüştür diyebilirim. 2F kuvvetini yine o noktası etrafında döndürdüğümüzü kabul edersek pozitif yönde döndürdüğünü söyleyebilirim. Bileşke momenti yazıyorum. Toplam moment eşittir. 2F kuvveti pozitif yönde döndürüyordu. 2F çarpı dik uzaklığı için. Kuvvete bir paralel atıyordum. Nereden? Dönme noktasından. Aradaki uzaklığımız ne kadar? 1, bir, 2 birimdir diyorum. Çarpı 2D. Eksi. Neden eksi dedim? Çünkü 3F kuvveti negatif yönde döndürüyordu. Peki 3F'in dik uzaklığı için kuvvete paralel attım. Ve paralel ile 3F arasındaki uzaklık 2 birim kadar. 3F çarpı 2D'dir diyorum. Buradan da artık 4F'de eksi 6 dlik bir değer gelecek. Ve çıkan sonuç değerimizin Eksi 2FD'ye kadar olduğunu söyleyebilirim. Yalnız arkadaşlar buradaki eksilik bize sadece ne gösterecekti? Yöndür diyebiliyorum. Yani sonuç aslında bizim için 2FD'dir diyebiliriz. Neden? Çünkü zaten bize büyüklük değeri sorulmuş. Şekildeki F kuvvetinin K noktasına göre torkunun büyüklüğü MK. L noktasına göre torkunun büyüklüğü ise ML'dir. Buna göre MK bölü ML oranı kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar kuvveti bileşenleri ayırıyorum. Şurası bizim için iki tane f üssü ise buradan da düşeyde f üssü kadarlık bir büyüklüğümün olduğunu söyleyebilirim. Peki yine yön versem buraya pozitif yön buraya da negatif yöndür desem. Şimdi 2F kuvveti K noktasına göre hangi yönde döndürecek? Bu kuvveti K'nın etrafında döndürdüğümü kabul edersen pozitif yönde döndürür. E peki F üssü K noktasına göre artık ne yapacak? Negatif yönde döndürecektir. E peki yazalım. MK eşittir diyorum. 2 f kuvvetinin k'yı olan dik uzaklığı nasıl bulunuyordu dik uzaklık? Dönme noktasından kuvvete paralel atıyorduk. Dönme noktasından kuvvete paralel attım ve aradaki uzaklığımız bir birim kadar oldu. 2 tane f üssü çarpı d. Eksi diyorum. Neden eksi? Çünkü f üssünün döndürme yönü negatifti. Peki dik uzaklığı için kuvvete paralel atıyorum. Nereden? Dönme noktasından. Buradan da f üssü çarpı d gelmiştir diyebilirim. Yani MK dediğimiz değerin büyüklüğü F üssü çarpı D'dir dedik. Sonra aynı şeyi bu sefer L noktası için yapacağız. L noktasına göre F üssünün hangi yönde döndürdüğünü bir hesaplayalım öncelikle. Şimdi arkadaşlar L noktasına göre F üssünün bir döndürme etkisi yok. Çünkü neden? Buradaki F'i devam ettirdiğimiz zaman L noktasına karşı geldi. Yani aynı doğrultu üzerindeler. Peki 2F üssü hangi yönde döndürdü? Negatif yönde döndürdü. Ama burada benim için yönün çok da bir önemi yok. Çünkü neden? Sadece bizden büyüklüklerin oranı istenilmiş burada. Peki yazalım. Dik uzaklığı için L noktasına olan dik uzaklığımız kuvvete paralel atıyorum dönme noktasından bir birim kadardır diyebilirim. ML eşittir 2F üssü çarpı D'dir diyorum. E sonuç olarak MK bölü ML mk'yı ne bulmuştuk biz F üssü çarpı D bölü FL değerimizde 2 F üssü çarpı D olarak bulmuştuk. Oran değerimizin artık 1 bölü 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Müzik